Kardeşim. Geçmiş olsun. Sağ ol Ahmet. Şükür kavuşturana. Sağ ol kardeşim. Geçmiş olsun Kemal abi. Sağ ol Fatma. Evli bir kadın ve evli bir adamın böyle ulu orta birbirine sarılması sizce de ahlaksızca değil mi? Sen kimseye ahlak dersi verecek durumda değilsin Halide. Ben hiçbir zaman seni böyle bir durumda bırakmadım Kemal. Evliliğimiz boyunca hiçbir zaman seni aldatmadım. Ama korkmayın. Daha fazla alçalmanıza lüzum kalmayacak. Buraya mühim bir şey söylemeye geldim. Artık hür bir adam olacaksın Kemal. Senden derhal boşanmak istiyorum. İkiniz tam da birbirinize layıksınız. Ne de olsa aynı çöplükten geldiniz. Öyle değil mi? Hadi Kemal kardeş. Fattım bir sürü yemek hazırladı. Tamam. Geliyorum. Hadi. Seni dere kenarında bekleyeceğim. Tamam? Saygıdeğer Kabak Hafız beyefendi. Mektubunuzu okurken kalbim güp güp attı. Ellerim titredi. Sanki nefesim kesildi yazmış. Ya Hafız, sabah neyinden beri oku oku. Daha ezber etmedim oğlum ya. Ne de güzel yazmış. Ben de size hayranım, gönlüm aşkınıza meyledeli hayli zaman oldu demiş. Ama sakın kimsecikler anamasın. Beni isteyeceğiniz güne değin sevdamız pinhan kalsın. Gülizar. Ne güzel demiş işte kardeşim. Demek ki ne ağır namus bir kadın. Sen de öyle her kafan estiğinde çitleye gitme.
He ya Erenler. Her okuduğumda bir başka letafet, bir başka güzellik görüyorum ha. Gülizar böyle mektup yazmayı nereden öğrenmiş acaba Ramazan? Nereden olacak Pakize? Sevdasından. Yani ne derler biliyor musun? Seven karga bülbül kesilir derler. Tabii tabii öyle derler kardeş. Aa nereye kaba? Artık eve gideyim, etrafı temizleyeyim, çatıyı onarayım. Hem vakit kaybetmeyeyim artık. Ne yakında da nikah olduğuna göre. Düğün. He, Gülizar da dünden razı ya Ramazan. He, öyle tabii. Hadi sen de gel. Yardım edersin bana. Allah boş oturanı sevmez derler. Niye ki ne? Çatıyı onarırken az biraz bana yardım edersin. Pulların dökülmez ya. Yok da Hafız benim işim gücüm var. Biliyor musun Kemal'in çıkıp çıkmadığını öğreneceğim. Dezlemi görmem lazım. Kadını kaç vakittir görmüyorum. Bir görün bir hasbihal edeyim el ne? Vay 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 vay. Bir medet umduk haline bak. Gelmiyorum diyor. Yuf sana. Ya yürü rak get oğlum ya. Ay be düğüne. Kim yazdı o mektubu Ramazan? Kimin mektubu ya? Sen yazdın değil mi? Hiç utanman kalmadı senin vallahi. Ya ne olacak bu işin sonu? Düşünüyorum. Kız ne oldu acep mahkemede? Kemal'i salmışlar mıdır dersin? İnşallah hak yerini bulur. Biraz söyle canım da. Ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Asıl Kemal salınırsa sonra ne olacak? Nasıl yani? Hanım mahkemeye gitti. Daha da dönmedi. Sabaha kadar da odasında dolandı durdu zar. Ta ki tan ağırana kadar o ışık sönmedi. Belli ki pek bir dert etti yani Kemal'e. Sabaha kadar uykun hem tutmadı kadını. Tutmayacak tabii. Kemal onun yüzünden mahpus damlarına düşmedi mi? Öyle değil mi kızım? Canım orası öyle de. Ama diyorum ki, lakin tek sebep bu mu yani? Ay sen de hiçbir şeyden anlamıyorsun ya. Bizim hanımın göğünü bu Kemal'da. Kemal'inki de besbelli bir şey ki hanım da. Ha, şimdi bu Kemal salınırsa bunlar ne edecek? Onu diyorum ben. Anladın mı şimdi? Ben anladım da sağ ne oluyor? Derdi sağ mı düştü bacım ha? Tövbeler olsun. Kız bunların ikisi de evli değil mi? He. Benim aklım onu kesmiyor. Bunlar ne edecek şimdi? Sen üstüne vazife olmayan işlere karışma Gülizar. Hem hanımın hakkında dedikodu yapmaya utanmıyor musun? Kusura kalma ya, köpeği de kaçtı ama ne edersin? Kısmet işte. Hoş geldiniz hanım. Hoş bulduk. Neredeymiş benim Ali'm? Neredeymiş? Yüzün gülüyor kızım. Haberleri izler. Kemal'i saldılar ana. Oh çok şükür. Rabbim adaletini gösterdi. O Orhan iti yakalansın, adalet o zaman yerini bulacak. O da olacak kızım. Kemal kurtuldu ya, mühim olan o. Şey, Kemal bir şey dedi mi? Hamzam nasılmış? Yok ana, bir şey demedi. Babam bugün avukata gidecekti. Belki hayırlı haberlerle gelir değil mi kızım ha? Ali, gel. Gel Ali, senin bir tanesi. Ne oldu avukat? Ankara'dan bir haber var mı? Henüz bir netice yok. Dava dosyasını inceledim.
herhangi bir usule aykırılık tespit edemedim. Davanın yeniden görüşülmesini talep edecek bir neden maalesef bulamadım. Hala sen şunu benim anladığım dilden söylesene avukat. Kararın bozulma ihtimali yok mu? Şimdilik öyle görünüyor. Ne yazık ki Hamza'nın idamdan kurtulması düşük bir ihtimal. Ha, biz sana o kadar para alırken öyle demiyordun ama. Boşuna mı umut bağladık? Bağırıp çağırmanın kimseye bir yararı yok. Size zaten müspet bir netice almanın zor olduğunu söylemiştim. Ankara'da gereken bütün evrakları inceledim. Hakim ve savcı arkadaşlarımla görüşme fırsatım da oldu. Fakat Hamza'nın Muzaffer Dinç Aslan gibi nüfuzlu bir Demokrat Parti üyesini öldürmesi kararın bozulması ihtimalini oldukça azaltıyor. Üstelik mahkeme sürecinde her şey usule uygun yapılmış. Ne belgelerde ne imzalarda bir eksiklik var. Yani hiçbir şey yapamayacağım. Yapabileceğimiz bir şey var. Ama bunu sağlayabilir misiniz bilmiyorum. Kurban olayım söyle. Bak sen dışarı çık. Ağzından kuş tut de. Tutarım Allah. Eğer benim söyleyeceğimi başarırsanız hakimlerin vicdanına hitap edebiliriz. Kanunen bir geçerliği yok isteyeceğim şeyin. Ancak müspet bir şekilde kararı etkileyecektir. Bak hele, şu garibin kellesi yakında gidecek. Belli olmaz. Belki avukat. Bunu da kurtarır. Avukat dediğin Suat Bey gibi olmalı. O olmasaydı şu anda ben Certa'yı çoktan çekmiştim. Bak hele. Sen Suat Bey mi dedin? He, benim cezamı müebbette çevirtiydi. Çok para döktüydük ama adam esaslı avukat. Nefes alıyorsam, yaşıyorsam onun sayesinde kardeş. Ya bu benim avukat da Suat Bey ha. İyi, dersi başına Hamza kardeş. Benim teyze, Ramazan. Teyze. Hayrola ya. Kemal'i salmadılar mı yoksa dedim? Ha? Sandılar. Çıktı Kemal. Bu asabiyet ne ha? Kemal hür olduğuna göre. Hür. Hatta kendini o kadar hür hissediyor ki sokağın ortasında onca insanın gözünün önünde Serap'la sarılmaktan bile çekinmiyor. Ne? İşte bu. Benim bütün servetimi arkamda bıraktığım adam bu işte. Korkmadan, utanmadan, gözümün içine baka baka. (Gülüyor)
Tamam, kurban oldum, tamam. Ağlama, ağlama tamam. Ya ben ne diyeceğimi bilemedim. Bak, eniştem hem... Enişten değil artık o senin. Hemen ondan boşanıyorum. Kemal benim için öldü artık. Hatta hiç yaşamadı. Anlaşıldı mı? Bakın hele. Diyorum ki bu akşam Zaloğlu'nun meyhanesine gide. İçek, söyleyek, eğlenek ha. Kardeşimin gelişini kutlayak. Ne diyorsunuz? Allah hoş deriz Ahmet. Eline sağlık patron. Afiyet olsun Kemal abi. Kemal kardeş, ne yapacaksın şimdi? Önce anamın evini onaracağım. Sonra da bir iş tutarız elbet. O ev artık ifrah olmaz Kemal. Gel vazgeç bu sevdadan. Bende kalırsın. İki boğaz geçinir giderim. Öyle değil mi İlmaz? İş tutmana da gerek yok. Darla'da iş çok. Hem rahmetli Meryem teyze senin toprağına sahip çıkmanı istediydi. Yanlış mıyım? Öyle söylemişti, evet. Toprağa döner, el birliğiyle çalışırız. Tabii Serap Hanım dalgamıza taş atmazsa. Biliyorsun, o mevzu kapanmadı da. Dalgamıza taş atarsa çıkmayacağız topraklardan, öyle değil mi kardeş? Serap Hanım'ın kimseyi topraklarından kovduğu falan yok. O vakitler Orhan denen herif yüzünden ters düştük, biliyorsun. Bundan sonra Serap'tan kimseye bir fenalık gelmez. Sen yanılıyorsun bence kardeş. O kadının ettiği fenalıkları ne çabuk unuttun. Ama kara akıllı. Gene avucunun içine almış seni belli. Ondan böyle konuşuyorsun. İlmaz. Ne var? Yalan mı? O getirmedi mi bunca felalığı bizim başımıza? Rahmetli Meryem teyzemin kemikleri sızlıyor toprağın altında şimdi, biliyor musun? İlmaz, yeter. Ramazan, ne olmuş öğrenebildin mi? Kemal'i salmışlar. Oh, çok şükür. Güllü çok sevinmiştir şimdi. Ben gidip gözün aydın diyeyim. Niye? Ona ne oluyor ki? Kemal onun yüzünden hapis yatmadı mı Ramazan? Çok üzülmüştü Güllü, şimdi rahatlamıştır. Bak kızı, Kemal benim halen teyzemle evli. Yani bir takım ters durumlar olmasın. Sen de buna ön ayak olma. Sonra da biz külahları değişmek, tamam mı? Aman Ramazan, lafı nereden nereye getirdin? Pes yani. İyi hazırlan hadi, ben de çıkacağım, beraber çıkık. Kolay gelsin Hafız Efendi. Sağ olun. Yenge, Ramazan. Nereye böyle? Ramazan dükkana, ben de çiftliğe. Çiftliğe mi? He. Ya o zaman... Yenge. Al bunu. Bu ne ki? Mektup. Golizar Hanım Efendi'ye. Hani... Sen onu şey yapınca yani ona verirsin gizliden. Hoş lan. Ahmet'le hiç cevap mı yazdın? Yazdım tabii. İçimden geldi. Hem ayıp olmaz mı? En hissi duygularımı yazdım, o bana bir mektupla cevap vermedi diye değilse Gülizar Hanım. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. İyi yapmışsın. Sen hiç merak etme kardeş. Pakize götürüp veririz. Öyle mi Pakize'm ha? Hadi kolay gelsin, hadi. Sağ olun.
Uyudu. Güllü, babandan bir haber var mı kızım? Yok. Demek ki avukat bey Ankara'dan dönmedi. Dönünce bizi haber eder değil mi kızım? Kime örüyorsun sen onu? Bunu mu? Hamza'ya örüyorum. Kış vakti üşümesin, giysin öyle sıcacık. Ana. He. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne diyeceksin? Çok zor biliyorum. Ama her şeye hazırlıklı olman lazım. Avukat ne kadar uğraşırsa uğraşsın Hamza'yı... Kurtaracak. Avukat Hamza'mı kurtaracak. Hamza'm bu süveteri giyecek, bir daha hiç üşümeyecek. Hamza. Lan baba. Hamza. Nasılsın oğlum? İyiyim baba. Dikişleri de alacaklar. Hiçbir şeyim kalmayacak. Hadi maşallah. Baba. He oğlum. Bak ne diyeceğim. Bizim bir İlyas var. O da benim gibi idamlıkmış. Hani benim avukat var ya, Suat Bey. He. O kurtarmış İlyas'ı ha. İyi ya oğlum. Bak. Gördün mü? Hiçbir zaman Allah'tan umut kesilmezmiş. Baba, sence beni de kurtarır mı Esat'ın? Kurtarır tabii oğlum. Niye kurtarmaz? Ben dün gece bir rüya gördüm. Hayırdır inşallah. Beni koğuştan almışlar, dar ağacına götürüyorlar. Tövbe de. Yok bir dur dinle hele ha. Böyle bir tahta tabureye çıkıyorum. Boynuma da ilmeği geçiriyorlar. Böyle tam devirecekken tabureyi bir ses durun diyor. Böyle cellat duruyor, ben şaşkın kalıyorum. Sonra... Hükümet seni affetti diyor bir ses. Bir el boynumdan ilmeği çıkartıyor. Böyle çok acayip ışık var ha. Seçemiyorum kimdir. Gözümden yaşlar akıyor. Ama nasıl? Sonra sabah uyandım. Öyle bağlamışım. Öyle bağlamışım. Ama bu defa mutluluktan. Baba. He oğlum, söyle. Ben yaşamak istiyorum. Yaşayacaksın oğlum. Yaşayacaksın Hamza'm. Sana söz veriyorum, yaşayacaksın. Neredesin? Gittiğin yerde beni görür müsün bilmiyorum ama... ...sana bunu Güllü yapmadı ana. O yapmadı.
Sana bunu yapan herif hala dışarıda. Hala serbest. Ama hak yerini bulacak ana. Merak etme. Vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim bana. Vazgeçmeyeceğim. Hanımım, Pakize Hanım geldi. Hoş geldin Pakize. Hoş bulduk. Buyur. Biz size çay getireceğiz. Gözün aydın kız. Ramazan söyledi. Kemal'i salmışlar ha? Anlatmayacağım mı? Ne anlatayım? Ay vallahi sen insanı öldürürsün meraktan ha. Gittin mi mapus çıkışına? Ha, gittim. Kemal seni görünce ne yaptı? Hiç. Nasıl hiç? Sarıldık işte. Abo. Sonra halde geldi. Ay, gördü mü sizi? Gördü ya. Kıyamet koptu yani ha? Yok, kopmadı. Siz tam birbirinize layıksınız dedi. Boşanacakmış zaten Kemal'den. Ben de anlamadım, şaşırdım. Bak gördün mü kız? Ben sana demedim miydim? İyi de Pakize, ben hala Orhan'la nikahlıyım. Orhan'dan boşanmak için aylarca beklemem lazım. Nasıl olacak bu iş Kemal köyde, ben burada? Aman be Güllü, az bir sabırlı ol. Elbet sizin de hele güne karşı başınızın dik duracağı günler gelecek. Ya Kemal beni istemezse? Niçin istemezsin ki? Ne bileyim, onca şeyden sonra hem Orhan'la da evlendim. Ya beni istemezse? Bak Güllü, benim adım da Pakize ise, bak naburaya yazıyorum, siz Kemal'le kavuşacaksınız. Hem de size çok güzel bir düğün yapacağız. Her şeyin başına nasıl olması gerekiyorsa öyle olacak. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? İçim öyle doğuyor. Senin kaderin Kemal. Onun kaderi de sensin. Başka türlüsü olmaz ki. Şekersiz içiyordun diye hatırlıyorum ama. Doğru hatırlıyorsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne zaman dönüyorsun Roma'ya? Oradaki evi sattım. Artık Türkiye'deyim. Aa, nasıl oldu bu? Bilmem. Memleket hasreti herhalde. Yapma Allah aşkına. 20 yıl sonra mı geldi aklına? Yaşlanıyoruz hemşire. İnsan yaşlandıkça memleketi bir başka özlüyor. Aman bırak. Hem kim bilir kaç kadının kalbini kırdın oralarda. Herhalde sonunda senin ülkeye girmeni yasakladılar değil mi? Ha? Artık yerleşik bir hayata geçmek istiyorum. Hayatta inanma. 2 gün sonra sıkılıp hop ortadan kaybolursun. Yok, bu sefer gerçekten ciddiyim. Bir iş kurmayı planlıyorum. Öyle mi? Nerede? İstanbul'da. Belki de İzmir'de. Hatta burada, Adana'da. Adana mı? Alay ediyorsun herhalde. Bir süre buradayım. O zaman rica ederim artık otelde kalma. Burası kafi derecede büyük. Hem Orhan gittiğinden beri çok yalnızlık çekiyorum. Kaçtığından beri demek istiyorsun herhalde. Bu kitap da onun olmalı. Çok manidar. Rica ederim abi. Zaten yeteri kadar müteessirim. Müteessir olma kardeşim. O adamdan kurtulduğun için şanslısın.
Orhan'dan hiçbir zaman hoşlanmadığını biliyorum abi ama... Orhan seninle maddiyat için evlendi Seher. Genç bir kızken bunu idrak edemiyordun belki. Ama herhalde haklı olduğumu itiraf edersin şimdi. Tercihlerim seni hiçbir zaman memnun etmedi abi. Ama ben yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Emin misin? Bunu senin anlamana pek imkan yok. Niye? Çünkü sen hiç aşık olmadın. Ah, Halide'cim hoş geldin. Kusura bakma. Böyle aniden geldim ama. Ya olur mu? Buyur lütfen. Bu ne güzel bir sürpriz. Ben rahatsız ettiysem daha sonra uğrayayım. Aa, olur mu? Yok işte rahatsız etmiyorsun. Zaten özel bir şey konuşmuyorduk. Buyurun oturun. Hı hı. Buyur. Buyur lütfen. Sen hiç dert etme. Bak her şey nasıl da çabuk çözülecek. İnşallah Paksa. Sağ ol Bengi'yerim. Kal sağlıcakla. Yazdığınız cevabı aldım. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Aşkınıza layık olmak sizinle bir ömür bu. Şey ben bir şey düşürmüşüm de gördün mü? Ha bunun gibi bir şey mi? Heh, cebimden düşmüş Zahar. Ay pek bir heyecanlandınız derneğin bastı. Kim yazdı ki bunu? Kimden olacak canım? Şey, Ramazan'ın eski yazdığı şeylerden bir tanesi işte. Cebimde kalmış. Ha. Hadi iyi günler. İyi günler. Güzel Hurim ha. Ramazan'a bak sen ya. Hayrola Cemşir efendi. Beni mi bekliyorsun? Her Ramazan. Seni bekliyorum. Diyeceklerim vardı. Hayırdır inşallah. Gel hele gel. O gün şaşkınlıktan itiraz edemedim. Ancak kolyeyi size iade etmek istiyorum. Hangi kolye? Müzayededen aldığınız, bana verdiğiniz kolyeyi. Ben size kolyemi verdim. Hatırlamıyor musunuz? Büyük yakut taşlı kolyeden bahsediyorum. Size kolye verdiğimi hiç hatırlamıyorum.
Ben yine de iade etmek istiyorum. Bir yabancıdan o kadar pahalı bir hediye almak adetim değildir. Ben hiç de yabancı olduğumuzu düşünmemiştim. Beni üzdünüz. Haldeciğim, buyur. Teşekkür ederim. Kemal'in tahliye olmasına çok sevindim. Orhan yüzünden birinin daha canı yanmadı en azından. Kemal kim? Ha, Kemal. Halide'nin eşi. Bir süredir hapisteydi. Bugün tahliye oldu. Öyle mi? Niçin güldünüz? Sizin gibi güzel ve zarif bir kadının bekar olduğunu düşünmek bir aptallıktı tabii. Ya da hayalperestlik diyelim. İltifatınız için çok teşekkür ederim. Lakin bizimki bitmek üzere olan bir evlilik. Kemal hiçbir zaman bana uygun bir eş olamadı. Ailemize kendi sınıfımızdan olmayan birini dahil etmek büyük bir hataydı sanırım. Kadınlar en büyük hatayı ne zaman yaparlar biliyor musunuz Halide Hanım? Aşık oldukları zaman. Ya senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Duyuyorum Ramazan. Duyuyorum da başka çarem yok. Vaziyet böyle. Sen dediğimi yapacağım. Bir dakika, bir dakika şimdi. Ben anlamış mıyım bakın? Sen bana diyorsun ki ne? Dayının katili Hamza'yı affet. Bir tane mektup yaz. Mektubu Ankara'ya gönder. Hakimlere ne ki ne? Hakim baba, Hamza'yı asmayın. Ben onu affettim, siz de affedin. Bu mu yani? Böyle mi? Doğru mu bu? Tas tamam böyle. Dost doğru anlamasın Ramazan. Hemşire efendi, ben böyle bir şey yapmam. Senin aklın alıyor mu bunu ha? Bak beni bir kez daha dinle Ramazan. Avukatın demesi o ki Muzaffer Bey'le kan bağı olan biri ya da yakını bir mektup yazarsa belki hakimlerin vicdanına dokunur. Başka türlü Hamza'nın kurtulma şansı yok. Allah Allah! Ya sen beni dellendireceksin mi Cemşir Efendi ya? Ya ben böyle bir şey yapmam ya. Senin aklın alıyor mu diyorum ya? Bak Ramazan. Fazla vaktimiz yok. Yarın öbür gün karar tasdiklendi mi? Geri dönüşümüz yok. Herkesin gözü önünde asacaklar oğlum. Cemşir Efendi. Ben hakim miyim? Adalet miyim ben ha? Ben mi kestim Hamza'nın cezasını ha? Ben mi dedim Hamza'ya git benim dayımı öldür diye ha? Niye anlamıyorsun beni Ramazan? Muzaffer Bey'in canlı karşılığı, oğlumun canını alacak. Niye? Allah mı bunlara? Can almak Allah'ın arzusu değil mi Ramazan? Cemşir Efendi bunun Allah'la ne alakası var ha? Bu memlekette kanun var. Senin oğlun benim dağ gibi dayımı toprağa gömdü. Hem de 7 kat altına. Cezasını çekecek. Kusura kalma. Bak Ramazan, sana yalvarıyor Ramazan. Kulun kölen olayım. Neyim varsa al. Tenekeyi, evleri. Yetmezse canımı bile al. 2 satır bir şey yaz. Oğlum mu, cellat oğlum mu? Ha? Hale Cemşire, hale. Git buradan Cemşire. Benden sana fayda yok. Thank you.
Ana. Ha kızım. Hadi sofra hazır, gel bir şeyler yiyelim. Yok, ben şunu kolaylayayım da ondan sonra yerim. Hadi yiyin siz, hadi. Hacer pilav yapmış. Yanında da cacık. Seversin sen ha. Hacer! Buyur Cemşra. Hadi git sen. Birazcık ye ama kurban. Hem Hamza seni böyle süzülmüş görmesin değil mi? Ramazan mektubu yazmayacak Reşit. Ne? Ramazan mektup yazarsa. He? Belki Hamza kurtulur dediydi avukat. Muzaffer Bey'in akrabası yazmalıymış. O vakit Muzaffer Bey'in kan yakını Halide Hanım var. O yasa makbul değil miymiş? Yazar mı ki kurban? Niye yazmazsın ya? Halide Hanım terstir merstir ama neticede kadın değil mi? Sen nereye gidiyorsun? Cemşir, nereye? Akşam akşam. Dur Reşit, beni bırak. Gidip konuşacağım. Gece gece Halide Hanım'a mı gidilir? Otur hele. Ramazan. Kemal. Geçmiş olsun kardeş. Sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Usta. Geçmiş olsun. Sağ ol usta. Kardeşim hoş geldin. Sağ olasın. Geç hadi buyur. Nihayet adalet yerini buldu. Kötü günler geride kaldı. Herhalde. Orhan denen adam yakalanmadan adalet sağlanmayacak usta. Ya arkadaş boş ver şimdi o adamı. Efkar dağıtmaya gelmedik biz buraya ha? Ramazan. Otursana. Yok ya. Siz keyfinize bakın. Ben de burada ocağa bakın. Kabak yok mu? Ona hiç sorma kardeş. Vur hadi vur. Gelecek güzel günlerin şerefine hadi. Yenge illa çıldırtacak mı insanı? Ne oldu ki ne? Bir daha soruyorsun ne oldu ki ne diye. Ya Gülizar hanımefendi için verdiğim mektubu kendisine verdin mi? Mektup mu? He, mektup. Hangi mektup? Ya sabahleyin sana verdiğim mektubu. He, sen onu diyorsun. Verdim, verdim. Gözlerinin içi parıldadı mı? Parlamak ne kelime? Havalara uçtu. Aloş. Benim için bir şey dedi mi? Yok demedi. Ya sen işine baksana. Daha salatasını yapacaksın, soğanını doğrayacaksın.
Hadi. Doğru söyleyin ya. Hakikaten ağzım çalışacağına elim çalışsın değil mi? Hele şu evi bir adam edeyim. Çekip kurtarıp alacağım çiftlikten Gülizar'ı. Demiş ki güzel hurim. Duyuyor musun kız Hiyare bacı hurim demiş ya. Kız ne var bunda? Ne mi var? Senin de bir tuhafına gitmiyor mu ya? Zaloğlu gibi bir herif Pakize'ye kalkıyor da güzel hurim diyor. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez ya. Kızım ne güzel yazmış işte. Vallahi sana bir şey diyeyim mi? Sen hiç romantizmadan anlamıyorsun. Neden canım neden? Romantizma değil miydi o? Hani üstü kapalı laflar ediyorlar. Güzelle hırdılar, göz süzmeler filan falan ha? Onun adı romantizm canım. Aman neyse ne. Ay Zaloğlu ne güzel yazmış ama. Aşk böyle bir şey işte. Adamın göğününe düştü mü kafada ne akıl kalır ne fikir bacım. Ya. Kim bilir ne güzel şeydir sevilmek. Kız deli olma, senin de yavukluğun var ya. Hı? Kim? Hem halım hem Selim. Buylu poslu en damlı Hafız Efendi işte. Seni iyice eğlencelik ettin bu durumu kendine ha. Vallahi kocadıkça iyice Sabi Sübyan'a dönüyorsun ha. Hamza ne durumda Kemal? Nasıl olsun? Umudunu yitirmiş ölümü bekliyor gariban. Sen çok vicdanlı bir adamsın Kemal. Seni bunun için çok severim ya. Sana ettiği o kadar kötülükten sonra hala Hamza'yı kolluyorsun. Kim olsa aynısını yapar be usta. İşin ucunda dar ağacı var. İnsan yüreği kaldırmıyor işte. Hayırlı akşamlar, afiyet olsun. İyi akşamlar. Geçmiş olsun Kemal. Sağ olasın. Ramazan. Az bir gelsene, bir şey konuşacağım. İşim var Berber Reşit. Ne istiyorsun? Ne konuşacağımı biliyorsun. Hamza ile ilgili. Az bir gelsene. Hamza ile alakalı ne konuşacaksın ki ne sen benimle? Cemşir'in halini görüyün. Perişan. Oğlan da orada öyle ölümü bekliyor. Bu yaptığın gaddarlık sana hiç yakışıyor mu? Mesele nedir? Ya sizler yabancı değilsiniz. Siz de dinleyin. Şimdi avukat Cemşir'e demiş ki Muzaffer Bey'in bir yakını ya da arasında kan bağı olan birisi affettiğine dair bir dilekçe yazarsa Hamza belki kurtulabilirmiş. İşte Ramazan'ın veya Halide Hanım'ın bir mektup yazması gerekiyor. Ama Ramazan bu mektubu yazmak istemiyor. Ana. Ha kızım. Hadi yat artık sen, çok yoruldun. Yok yok, şu çileyi bitireyim ondan sonra yatarım. Hadi size Allah rahatlık versin.
Ben hiçbir şey yazmıyorum. Kimse de kusura kalmıyor. Ramazan. Bak hepimiz seni anlıyoruz. Ama madem elinde imkan var, eğer bu imkanı kullanmazsan ileride çok pişman olabilirsin. Ananın katili olsaydı kardeş, ne yapardın? O Orhan denen adam idam ediliyor olsaydı ha? Ne yapardın? Ömrünü böyle sıkardın. Sizin için affet demek kolay. Canı yanan bilir bunu. Bu affedilecek bir şey değil kardeş. Allah'ın verdiği canı almak Allah'a mahsus. Başkasının canını alıyorsan cezasını çekeceksin. Bak Ramazan. Tam da senin dediğin gibi. Can almak Allah'a mahsus ise idam cezası doğru bir şey mi? Sen kendince haklısın elbet. Hamza çok büyük bir suç işledi. Ama asıl suçlu, gerçek suçlu o mu? Yoksa onu bu suça iten nedenler mi? Yoksulluk mu? Çaresizlik mi? Bu adaletsiz düzen mi? Dostoyevski de idamdan dönmüş. Ne demiş bilir misiniz? Bir insanı cinayet işlediği için idam etmek suçun kendisiyle kıyaslanamayacak kadar büyük bir cezadır. İdam devlet eliyle işlenmiş bir cinayettir. Muhsin Usta. Kanunları ben koymadım. Ama daimi toprağı ben koydum. Keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu kara kader böyle imiş, ağlarım bazen gönüle. Niye aldın ki onları şimdi kızım? Bir lokma bir şey yemeden vermem. Ay aç değilim ki ben. Olsun. Hadi. Ay şimdi de sen mi analık edeceksin bana? He. Şimdi ben analık edeceğim sana. İki lokma bir şey girsin boğazından. Günlerdir karnın aç. Kaçmıyor ya bu kazak. Hadi ben çıkıyorum. Gülizar anam sana emanet. Baş üstüne hanımım. Şey hanımım, nereye gidiyordunuz acaba? İşlerim var, niye sordun? Bin geç gelir misiniz diye merak ettiydim de ondan. Yok, gecikmem. Hmm.
ama evin damı çatısı ya gelinlik kız gibi oldu vallahi. Hani diyorum ki acaba boya da mı yapsam? Ha. Ne dersin Ramazan? Ramazan? Ha? Ne dersin? He. Ne? Ne? Ha, gidip boya yapsam diyorum. He. Yap. Yarın da pencereleri onarırım. He. O zaman ben vaktiken kalkıp gideyim. Erken kalkan yol alır demişler. Sağ olsun yenge. Afiyet olsun. Fena ettik biz Ramazan. Adamcağız çok üzülecek sonunda. Ramazan? Ramazan? Ha. Ne var senin? Demek sen bir mektup yazsan. Ağzı ben böyle bir mektubu nasıl yazarım ya? Sana bir şey soracağım. Sor. Yarın bir gün bizim de çocuklarımız olacak değil mi? İnşallah. Boy boy. Peki diyelim ki o vakit onlardan biri bir kabahat işledi. Birine bir fenalık etti. Allah korusun kız. Allah korusun tabii ama diyelim ki oldu. O vakit sen babası olarak onun öyle bir cezadan kurtulması için canını dişine takmaz mıydın? Takmam mı ya? Canımı verim yemin ederim. O vakit Cemşir Efendi haksız değil. Ne demişler? Kul kınadığını yaşamadan ölmezmiş. Bir başkasının başına gelen bir şey herkesin başına gelebilir. İntikamın sırası değil Ramazan. Vicdanın sesini dinle. Halide Hanım. Ekrem Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Gideceğiniz yere götüreyim isterseniz sizi. Lüzum yok, çok teşekkürler. Ben şuradan bir kere suya bineceğim. Ama görüyorsunuz hava çok soğuk. Üşüteceksiniz. Hadi, hadi lütfen. Thank you.
Seni ne kadar çok özledim. Seni ne kadar çok özledim. Kemal. Anne seni çok özledim. Rüya baba. Rüya mı? Rüya mı? Avukattan çıktığınızı gördüm. Canını sıkan bir şey mi var? Mühim bir mevzu değil. Bir meseleyi görüştüm avukatımla. Seher fabrikayı sizin yönettiğinizi söylüyor. Bu ara işler biraz karışık galiba. Mesele bu değil Ekrem Bey. Ben kocamdan boşanıyorum. Dilekçe vermeye gittim avukatıma. Kutlarım. Yani buna üzülmeniz değil, sevinmeniz lazım değil mi? Niçin? Evlilik insana pranga vurmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Sevgili Halide. Bana kalırsa artık hür bir insan olmanızı kutlamanız lazım. Ayrıca bir kapı kapanmadan bir diğeri açılmaz. Hamza bana bir şey anlattı. Bir hayal kurmuş. Eğer en başa dönmek için bir şansı olsaymış, her şey başka olurmuş. Çok geç kalmış öyle söylemek için. Hamza yine fabrikada avukat başı olsa, senle ben işçi, birbirimize sevdalandığımızı duysa, babasına gidip, lan baba, bu kızı Kemal'e verelim baba, dermiş. Kendi elleriyle yaparmış düğünümüzü. O vakit bütün bu felaketler yaşanmazmış. Sen Muzaffer'in karısı, Hamza da katil olmazmış. Öyle mi söyledi Hamza? Hamza çok pişman güldü. Hapishanede kendini öldürmeye kalktı. Son anda mani oldu. Sonra senin avukat tuttuğunu duydu. Hiç belli etmedi ama ben biliyorum. Çok sevindi. İlk kez umuda kapıldı. Anamın hatırı için tuttum beni avukatı. Hamza'yı hala affetmedim Kemal. Olsun. Sen yapacağını yaptın Güllü. Başkası yapmazdı böyle. Zaten avukat da durumu umutsuz demiş. Halide ile Ramazan bir dilekçe verip idama karşı dururlarsa tesir edermiş. Avukat da bir şey yapamıyor yani. Halide ile Ramazan o dilekçeyi asla vermez. Artık her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Teşekkür ederim Ekrem Bey. Çok naziksiniz. Rica ederim. Bir şey değil. Ayrıca benim için bir zevkti. Halide Hanım. Ne işin var burada? Ne istiyorsun? Sizle konuşmaya geldim. Önemli bir mesele. Neymiş bu mesele? Oğlum Hamza. Duymuşsunuzdur. Asacaklar. Evet, duydum.
Biliyorum. Hak yerini bulmuş işte. Benden ne istiyorsun? Kurtulabilmesi için tek şansımız var Halide Hanım. Belki siz bir mektup yazıp... ben onun asılmasını istemiyorum. Affettim derseniz. Sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım Halide Hanım. Ama sizden bir büyüklük bekliyorum. Başka şansımız yok. Delirdin mi sen? Senin oğlun benim abimi öldürdü. Anladın mı? Benim abimi öldürdü. Muzaffer Dinç Aslan'ı öldürdü. Hiçbir kuvvet senin oğlunu bana affettiremez. Canımı bile alsalar affetmem. Sakin olun. Halide, sakin olun lütfen. Hanımefendinin ne dediğini duydunuz değil mi? Şimdi artık lütfen gidin buradan. Lütfen. Yok beyim. Gidemem. Oğlumu asacaklar. Bak, biliyorum. Ne deseniz haklısınız. Ben yine biliyorum ki affetmek yalnız Allah'a mahsus. Ama size yalvarıyorum. Bak, kulunuz, köleniz, hatta köpeğiniz bile olur. Cemşir Efendi, beni iyi dinle. Benim abim öldü. Hamza da ölecek. Adalet bunu gerektiriyor. Anladın mı? Defol. Halide Hanım. Biliyor musunuz? Mal, mülk, zenginlik edinmişsiniz de ıcık bir vicdan edinmemişsiniz. Bayramınız olacaksa hazırlanın. Hamza'mı asacaklar. Gelin hadi abi. Hamza'ma göre oluyor bu. İyi, iyi. Tamam, çok iyi. Selamünaleyküm Cemşire. Benim seninle nasıl konuşacaklarım var. Buyur geç. Cemşire bak ben adalete inanıyorum biliyor musun? Hamza benim dayımı öldürdü. Gülünün, benim, Bezzem'in hepimizin içini yaktı. Torununu babasız bıraktı. Adalette dedi ki ne? Bu adam cezasını çeksin, idam edilsin. Hani bir tane bir laf var biliyor musun? Adaletin kestiği parmak acımaz diye. Ben ona inanmıyorum. Barınak yani neticede biliyor musun? Kim kesse acır.
Ben senin acını biliyorum Cemşira. Hamza bir suç işledi. Cezasını çeksin. Ama asmasınlar garibi. Bunun büyük mü olur mu olmaz mı bilmiyorum ama ben mektubu yazdım. Vallahi eğlenmiyorsun değil mi Salah oğlum? Yok yemin ederim vallahi yazdım. Yazdım ya. İnanmıyorsan oku ya. Muzaffer Dinç Aslan'ı öldürmek suçu ile idama mahkum edilen Hamza Öğütücü'nün bu cinayetten ötürü çok pişman olduğunu düşünüyorum. Ve idam edilmesini istemiyorum. Ramazan. Bundan böyle sen de benim oğlumsun Ramazan. Ya kardeşim sen avukata gitmeyeceksin, mektubu götürmeyeceksin. Hadi. Kim ne derse desin, siz en doğrusunu yaptınız. Hiç kimse ailesinin bir ferdini, canından bir parçayı kaybeden bir insandan vicdanlı olmasını bekleyemez. Bazı suçların bedeli ne kadar ağır olursa olsun mutlaka ödenmelidir. Abim benim her şeyimdi. Bütün hayatımdı. Onu o kadar özlüyorum ki. Mektubu getirdim. Hala. Bir dilekçeyle beraber Ankara'ya iletmemiz lazım. Al kızım. Sonra? Sonra ne yapacağız? Yargıtay'dan kararın çıkmasını bekleyeceğiz. Belki bir hafta, belki 10 gün. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Efendim. Aa, Suat Bey merhaba. Aa, öyle mi? Peki. Teşekkür ederim. Ne olmuş kızım? Avukat aradı ana.
Ramazan Ankara'ya bir mektup yazmış. Muzaffer'in yeğeni olarak Hamza'nın asılmasını istemediğini belirtmiş. Avukat Hamza'nın lehine olabilir dedi. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ne var lan? Ne bağırtırıyorsun? Avukat Bey yolladı beni. Cemşira'ya söyle, hemen gelsin dedi. Geldim ulan, geldim! Geldim, gel şöyle! Cemşir. Hadi hayırlı haberlerle gelirsin inşallah, hadi. İnşallah Reşit. Zeytçi. Müdür Bey seni çağırdı. Buyur Cemşir Efendi. Geç otur. Bu sabah Ankara'dan bir evrak geldi. Ha. Hamza'nın kararı belli olmuş. Hamza, otur bakayım evladım. Ankara'dan bir karar çıkmış. Karar tasdiklenmiş. Çok üzgünüm. Ama maalesef vaziyet bu. Kararlar kesinleşti yani. Ha? Biz elimizden geleni yaptık Cemşir Efendi. Ne yazık ki Hamza idam edilecek. Hamza, topla kendin evladım. Al bakayım bir bardak su.
Onu biz bilemeyiz. Ancak infazdan bir gün önce bize haber verirler. Damza, neden çağırdı seni müdür? Güzel olmuş ana. Ellerine sağlık. Güllü, gidip versem Hamza'ya diyorum ha. Hem bugün görüş günü. Tamam, git. Hem Yasin ağa götürsün seni. Sağ ol kızım. Ben hemen gideyim o vakit. Cemşir, ne oldu? Avukat ne dedi kurban? Cemşir, yüzün kireç gibi, ne oldu? Bir şey söyle. Cemşir, bana bir şey söyle. Kurban olduğum, bak, gözünü sevdiğim bir şey söyle. Şeytan görsün yüzünü de bir şey söyle Cemşir. Cemşir, Allah'ına kurban, ne oldu? Allah'ıma kurban, Emreşt. Ben de çok dua ettim. Kurban oldum Allah'ım diye. Her gece ağladım Reşit. Kurban oldum Allah'ım. Oğlumu kurtar diye. Yalvardım. Dua et. Ama kurban oldum Allah'ım. Kurtarmadı oğlumu Reşit. Şimdi kime dua eder? Bağırsam sesimi duyar mıydı Reşit? Allah'ım! Kurtar oğlumu!
duydun mu şimdi sesimi? Daha çok bağıram. Böyle mi? Kurtar Allah'ım! Niye kurtarmıyorsun oğlumu? Ne yaptım ben sana? Ben vereydim başımı oğlumun yerine. Oğlumu benden kopardım yayından. Kime el açam bundan böyle ben? Kime gidip ağlayam? Hani kövbe kanı severdin sen? Ha? Hani affederdin? Üşüyorum Allah'ım! Üşüdüm! Kurban oldum. Gel eve gel, gel. Gel kurban oldum, gel. Hanımım, avukat Suat Bey geldiler. Buyurun Suat Bey, bir haber var mı? Babanızla konuşmadınız sanırım. Hayır, konuşmadım. Serap Hanım, Ankara'dan bir karar çıktı. Hamza'nın cezası infaz edilecek. Kesin karar mı? Evet. Ben elimden geleni yaptım. Lakin... Anlıyorum. Zehra Hanım mahvolacak. Annem Hamza'yı görmeye gitmişti. Eğer duyarsa... Hamza, ziyaretçim var. Hamza iyi değil. Görüşe çıkamaz. Anası gelmiş. Anam mı gelmiş? Anacığım, nasılsın? Nasıl olayım oğlum? Senin için dua ediyorum hep. Her şey iyi olacak inşallah. Biliyorsun Güllü senin için avukat tuttu. Ramazan'da sağ olsun Ankara'ya mektup yazmış. Demiş böyle böyle. Ben hakkımı helal ediyorum. Cezasını azaltın demiş ya. Bir sürprizim var. Gardiyana bıraktaydım. En önceciğim ördüm bitirdim. Kaç günü giyersin sıcacık içeride. Daha bahara çok var, değil mi? Thank you.
aklın sinmiş ha. Artık hiç çıkarmam. Merak etme oğlum. Ben dua ediyorum. Her şey düzelecek. Her şey düzelecek. Merak etme. Her şey düzelecek oğlum. Düzelecek, sen merak etme Hamza. Merak etme. Ben dua ediyorum. Gece gündüz dua ediyorum. Her şey düzelecek. Düzelecek. Sen hiç merak etme Hamza. Merak etme. Hadi arkadaşlar, görüş bitti. Artık kapatamıyoruz. Hadi Hamza. Düzelecek. Her şey düzelecek Hamza. Merak etme sen. Düzelecek. Ben dua ediyorum. Düzelecek. 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 Her şey düzelecek. Her şey düzelecek. Ben dua ediyorum. Bak. Ne oluyor burada? Ferman gelmiş Ankara'dan. Hamza'nın bahşi için. Ne kararlıymış şu anlımın yazısı. Meleşmiyor koyun ile kuzusu. Ana baba kardeş bacı acısı. Nerede beni adam ölmüş. Soğukta üşümeyim diye. Gittiğim yere götüreyim diye. Ana. Gördün mü Hamza'yı? Gördüm. Hem de çok iyi gördüm. Ay, süvederini pek beğendi. Hep bunu giyeceğim dedi.
Allah hakkında hayırlısını versin kızım. Cemşir'e. Hani sen bana dediydin ya. Bundan böyle senle benim oğlum sayılırsın diye. Ben babam yok. Bundan böyle senle benim babamsın tamam. Allah'ın takdiri. Hikmetinden sual olunmaz. Ben kadıncağızı acıyım anasına. Ana yüreği dayanır mı Yasin'a? Vallahi hiç kusura kalmayın ama benim yüreğim soğudu. Allah'ın sopası yok. Muzaffer Bey öldüğü zaman nasıl canımız yanmıştı onu hatırlayın siz. Hamza o dağ gibi adamı devirdi. Onun için hiç sızlanmayın şimdi. Kız Gülizar, sen ne zalim bir avratsın öyle. Yine de yanlıştır. Allah'ın verdiği canı almak gene Allah'a mahsustur. Ceza böyle verilmez. Ceza kişiyi düzeltmek için verilir. Kulun canını almak cezadan değil, intikamdan sayılır. Olanları duydunuz. Hamza yakında idam edilecek. Lakin anamamını duymaması lazım. Duymayacak da. Ağzınızı sıkı tutun. Ortada gazete falan bırakılmayacak. Bütün gazeteleri bana getirin. Anamı bu çiftlikte görmeye gelen biri olursa içeri alınmayacak. Tamam mı? Babam bile olsa benden habersiz görmeyecek anamı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hanım. Bu sefer boş boğazlık edip konuşan olursa affetmem. Yemin ederim. Dinç Aslan'ın katili Hamza Öccü pazar meydanında idam edilecektir. Adana'da halk alaka ile infazın gerçekleşmesini beklemektedir. Meydandaki hazırlıklar tamamlanmıştır. Yaklaşık 1,5 yıl önce Adana'nın ileri gelenlerinden Muzaffer Dinç Aslan'ı öldürmek suçuyla tutuklanan Öccü'nün kararı soğukkanlılığı karşıladığı bildirildi. Gerekli mercilerden geçerek onaylanan karar hükmüyle Hamza'nın asılarak idam edilmesi kesinleşti. Hak ettiğini buldun. Adana Cumhuriyet Savcılığı'nın bütün tedbirleri aldığı Adana Adliye Binası'ndaki ummalı faaliyetten anlaşılmaktadır. Hamza'yı herkesin içinde asacaklar. İbret alem olsun diye. Bu arada Adana hapishanesinin daimi bir celladı bulunmadığından idamı infaz edecek cellat gene Ceyhan kazasından getirtilecektir. Anası, bu oğlan huysuzlanıyor. Az biraz oynasam mı acaba, ha? Güllü, ne oldu kızım, iyi misin? Ha? Bir şey mi var? Fena bir haber mi aldın yoksa? Yok ana, nereden çıkartıyorsun? Yok, bir şey var da sen demiyorsun bana. Yok ana, öyle bir şey. Orhan'la ilgili haber var mı diye baktım, yoktu. Hadi oturalım sofraya. Saatlerdir seni bekliyorum, karnım acıktı.
kaç vakittir babanı görmedim. Bugün bir tenekeye gidelim diyor. Yok yok yok. Olmaz teneke. Neden? İyi değilim ben. Benim başım çok ağrıyor. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Beni yalnız bırakma bugün. Allah Allah. Neyin var ki? Bilmiyorum. Önemli değil. Gitme işte beni bırakıp. Ben götürürüm seni sonra söz. İyi madem. Buyur Cemşira. İznin olursa... oğlumu son bir kez daha görmek istiyorum müdürüm. Hamza'yı görüş odasına alın. Babasıyla görüşecek. Sağ olun müdürüm. Sağ olun. Müdürüm, beni çağırtmışsınız. Ceyhan'dan bu sabah haber geldi. Cellat bulamamışlar. Cellat sen olacaksın. Başka vakit yok. Müdürüm, elini ayağını öpeyim. Ben ne anlarım, odacıyım ben. Kusura kalma Yusuf. Baba. Hey.
Sevdim, helallaşalım oy oy. Ebedi ayrılık, günlerim geldi. Elveda sevdim. Helallaşalım oy. Zalim felek olmuş, göksüm düzüne. Elveda sevdiğim, helallaşalım. Zalim felek olmuş, göğsüm düzüne. Elveda sevdiğim, helallaşalım. Sağ olam.
cezanın infazı için engel teşkil eden bir vaziyet yok. Yüreğin daralır, ruhun sıkışır. Sen ağlarsın yavruların meleşir. Yüreğin daralır, ruhun sıkışır. Bunu kardeşim Küllü'ye ver. Son dileğim budur. Ulaşır, elveda sevdiğim el kardeşim. Ben yazıdan anlamam. Konuşmaktan anlamam. Derdimi anlatamam. Kaba sabayımdır. Hem kötüyümdür belki de. Ama madem artık vadem dolmuştur, sana diyeceğim bir çift laf var Güllü. Sen yeni doğmuştun. Küçücük bir bebeydin. Kara saçlı, akça pakça bir bebek. Seni yuvup yıkayıp kucağıma vermişlerdi, bak demişlerdi. İşte bu senin kardeşin. Ona iyi bakacaksın. Sahip çıkacaksın ona. Ben o vakit söz verdiydim. Erkek sözü. Ben o sözü tutamadım Güllü. Sana fenalıkların en büyüğünü ettim. Önce sevdanı aldım elinden. Sonra kocanı öldürdüm. Cennet var mıdır? Cehennem var mıdır bilmem. Ama şunu çok iyi biliyorum ki yaşadığım her gün benim için cehennemdir. Sen beni affetmedikçe öte tarafa gitmişim, gitmemişim bir farkı yoktur. Atin!
ahad Allahu samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad sadakallahu Helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Gidiyorum. Ya dur hele Cemşir ağa, sen nereye gidiyorsun? Hamza sana ne dedi? Gelmeyeceksin demedi mi? Şimdi oraya gidip çocuğu perişan mı etmek istiyorsun? O zaman bana bir şey söyleyin, onu yapayım. Ben böyle oturamıyorum. Oturamıyorum. Dua et Cemşir ağa. Hepimiz dua edik. Elden başka bir şey gelmiyor ki ne? Hamza!